Tekrar merhaba. Frekans domeni analiz yöntemlerini tamamladık. Genel analiz yöntemleri vardı. 2N bilinmeyenli 2N denklemi çözümü klasik yöntem. Düğüm gerilimleri yöntemi, çevre akımları yöntemi. Ondan sonra tek bir elemanın akım ve gerilimi ile ilgilenirsek eğer Thevenin eşdeğerlerini kullanırız dedik. Thevenin eşdeğeri nasıl bulunur onu anlattık. Şimdi geldik. Bu tek bir elemana ilişkin akım ve geriliminin bulunmasına ilişkin uygulamalar nerelerde kullanacağız? Bunun şimdi detaylarına inelim. Devre analizinde kullanacağız. Devre sentezinde kullanacağız bunu. Devre analizinde nasıl kullanacağız? Ona girelim. Şimdi önce okuyayım, ondan sonra açıklamasını yapayım. Bir devrenin doğru çalışıp çalışmadığı çıkış elemanına ilişkin akım ve gerilim hesaplanarak saptanabilir diyoruz. Şimdi tek bir elemanın çözümünü bulma ihtiyacı da buradan doğuyor işte. Giriş bağımsız kaynak olacak, çıkış bir elemanın akım veya gerilim olacak. Buna çıkış işareti diyebiliriz. Bir devrenin yaptığı iş giriş işaretini çıkış işaretine dönüştürmektedir. Şimdi bu işi yapıyor mu yapmıyor mu içinde çıkış işaretini giriş işareti cinsinden bulmak lazım. Teveli notlarının eşdeğerliğiyle analizde buna uyuyor. Farklı çıkış elemanları için devrenin analizi yeni bir Thevenin orton eşdeğeri bulmaya denk düşer değil mi? Çıkışı değiştirirseniz o zaman Thevenin eşdeğerliği bozulur. Çünkü belli bir çıkış için Thevenin eşdeğerliğini hesaplıyoruz. Şimdi hesaplı eşdeğerliği bulduktan sonra nasıl oluyor bir elemanı buluruz? Şimdi bu devreye bakalım. Diyor ki bu 7 elemanlı bir devre. Empedansı 10 J olan çıkış elemanı değiştirdiğinde eşdeğerlik kullanmadan 7 elemanlı devre tekrar analiz edilmesini gerektirir. Şimdi diyoruz ki Thevenin eşdeğeri kavramını hiç kullanmayalım. O zaman ne olacak? Şu biz 10 J'den geçen akımla ilgileniyoruz. Thevenin eşdeğerini de kullanmayacağız. Ne yapacağız derseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlı devrenin analizini yaparım. Bunun akımını bulurum. Çünkü bu analizi yaptığım zaman bütün elemanların akım ve gerilimini buluyorum. Dolayısıyla çıkış elemanının akımını da gerilimini de bulurum. Ama 7 elemanlı devrenin analizi için ne olacak derseniz, yani klasik yöntemi bulursanız 10 tane denklem yazacaksınız. Çevre akımları yöntemini kullanırsanız 3 tane göz akımı kullanacaksınız. Buradan çevre akımlarını bulacaksınız. Oradan eleman akımlarına geçeceksiniz. Hesap. Şimdi bu bir tarafta dursun. Şimdi diyoruz ki Thevenin eşdeğerini bulduğunu düşünelim. Şimdi bakın şu yükün dışındaki elemanlara ilişkin Thevenin eşdeğerini hesapladık, kitapladık. Yukarıda anlattığımız gibi işte şu ikisini bulduk. Thevenin gerilimini bulduk, Thevenin empedansını bulduk. Şimdi bunu bulduktan sonra bu 10J'den akan akımı nasıl bulacağız? Şimdi şundan akan akım ve bunlar birbirine seri bağlı. Buradaki gerilim bölü bu seri bağlı elemanların eşdeğer empedansına bölerseniz sonra da gelip bunu 10 J ile bölerseniz buradaki akım bulursunuz. O akımı da 10 J ile çarparsınız. Bunun gerilimini bulursunuz. Diyeceksiniz ki yahu bunu bulduk ama bu Thevenin gerilimini ve empedansını hesaplamak da bayağı bir vaktimizi aldı. Yani değer miydi buna? Öbürünü yapmaya değer mi değmez mi? Şimdi değer mi değmez mi'nin ağırlığı nerededir derseniz farklı yükler altında, buraya 10J değil de eksi 10J'yi koyalım, yani bir kapasite koyalım. Buraya bir direnç koyalım. Buraya başka bir empedans koyalım. Bunları koyduğunuz zaman sizin bu sol taraftaki analiz yöntemini kullanıyorsanız eğer, bütün bu değişikliklerde yeniden devre çözümü yapmanız lazım. Oysa sağ taraftakine bakın, bütün yükler için hesapladığınız Thevenin eşdeğerliği değişmiyor.
Değişen nedir derseniz bakın yükün empedansı. Şu formüle bakın. Burada yalnızca yükün empedansı veriyor. Şu en genel haline bakınız. VTH ile ZTH değişmiyor. Yükü değiştirdiğiniz zaman. Yani eşdeğer devre değişmiyor. Onu bir sefer hesaplayacağız. Ondan sonra herhangi bir yük altında yüke ilişkin buradaki akımı buluruz. Şimdi bu şu anlamda önemlidir. Bir elektronikçi devre tasarladığı zaman farklı yüklerde devrenin davranışının nasıl oluyor onu da görmek ister. Şimdi bunu işte Thevenin eşdeğerliğinde görmüş oluyor. Bu anlamda Thevenin eşdeğerliği yöntemiyle analiz yaygın kullanılan bir analizdir ve elektronikte kullanacaksınız. Şimdi şu uygulamalardan bahsediyoruz. Analizdeki uygulamasından bahsettik. Şimdi gelelim ikinci bir analiz uygulaması. Şimdi yükü birinci aşamada pardon, tek bir eleman gibi düşündük. Oysa bir devre biçiminde de düşünebiliriz. Bir devre biçiminde düşünürsek o zaman ne oluyor derseniz bakın ikisini birlikte görelim. Şöyle. Şimdi şu mavi alt zeminli şekil bir devre olsun. Yük de bir başka devre olsun. Şu kırmızı. Bir devrenin çıkışı bir devrenin girişine bağlıysa ona kaskat bağlı diyoruz. Şimdi böyle bir durumda analizde devre Thevenin ortadan eşdeğerliği nasıl işe yarayacak derseniz. Şimdi diyoruz ki bu devredeki eleman sayısı M olsun A devresindeki. Bu kırmızıdaki de N olsun. Şimdi diyelim ki bu A devresinin çalışmasını kontrol ettik. İşini yapıyor. Yani yeşil işini yapıyor. Şimdi bu yeşiliyle bu common circuit B dediğimiz B devresini bağlayınca bu B devresinin bu bağlantıdan sonraki davranışını izlemeye çalışsa. Yani buradaki elemanların akıma gelinlerini bulmaya çalışsa. Ne olacak derseniz şöyle olacak. Klasik yöntemle bunu yapacağım derseniz şurada M eleman var yeşilde. Burada da N eleman var. M artı N elemanlı devrenin analizini yapacağız. Yani çok sayıda eleman içeren bir devre olmuş oluyor. Şimdi Thevenin eşdeğerliğini bir sefer bulmuşsanız o zaman ne oluyor derseniz bu yeşil M tane eleman iki elemana inmiş olmuş oluyor. O zaman iki devrenin birlikte bağlandığı zamanki devrenin analizini yapmak istiyorsanız M artı iki elemanlı bir devre analizi yapmış oluyorsunuz. İşte bu da analizi kolaylaştırıyor. Bunun 2-3 tane kaskat bağlı olduğunu düşünün. Her birinde eğer Thevenin eşdeğerini kullanmayacaksanız çok sayıda elemanlı devrenin analizini yapmış oluyorsunuz. Problemin de nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi burada parçalıyorum. Önce şu yeşil olanın iyi çalıştığını biliyorum. Ondan sonra kırmızıyı bağladığım zaman nasıl çalıştığını kontrol etmiş oluyorum. Thevenin eşdeğerliğiyle bunu iyice yapabiliyorum. Klasik yöntemle yaparsanız hatanın nerede olduğunu bulmak da ayrı bir problemdir. Çünkü herhangi bir katta hata olabilir. Şimdi bu üçüncü frame'e bakarsak orada da devre sentezinde Thevenin Norton eşdeğerliğinin kullanılması var. Şimdi senteze geçtik. Bu iki tane analizde kullandık. Sentezde nasıl oluyor derseniz şimdi orada da hemen bir açıklama yapalım. Sentezde şöyle yani o tekrar okursunuz. Sentezde faydalı olup olmayacağını belirlemek için yük empedansını incelememiz lazım. Yük empedansına bakıyoruz. ZTH. Bu ne demek? Bu şu 2, 3, 6 elemanlı devre yerine 2 tane eleman koyduk ya. İlk ağızda akla gelen şu. Yani 6 elemanlı devrenin yaptığı işi eğer bu 2 elemanlı devre yapıyorsa niye 6 elemanlı devre kullandı diye soru sormak mümkün. Onun da cevabı şuradan geliyor. Eğer şu ZTH diye hesapladığımız empedansın karşılığı olan piyasadan alabileceğiniz bir eleman yok ise
O zaman bu devreyi gerçekleştiremezsiniz değil mi? Yani iki elemanlı devre eşitlerdir diyorum ama bunu gideyim piyasa elemanlarıyla gerçekleştiremeyeyim. Hemen de diyersiniz ya piyasa elemanlarıyla gerçekleştiremeyeceğin şeyi eşdeğerliğini ne diye yapıyorsun? Cevap ben burada bunu bir matematiksel araç diye kullanıyorum. Yani TV'nin eşdeğerliği kavramını kullanarak matematiksel olarak bir işlem yapıyorum. Bu işlem sonucunda bir takım faydalar elde ediyorum. O faydaların karşılığı bu işi yapıyorum. Ama diyeceksiniz ki bundan hiç yararlanamam. Yararlanırsınız eğer bu çalışma sonucunda bulduğunuz ZTH şu yani. Piyasada bunu elde edebilecek elemanlarınız varsa o zaman dersiniz ki bizim ilk yaptığımız devre yani bunun eşdeğeri olan orijinal devre fazla elemanlı gerçekleştirilmiş. Yanlış bir iş yapılmış bunun sentezinde. Oysa bu çok elemanlı devreyi ben iki elemanlı bir devreyle gerçekleştirebilirim dersiniz. Yani hangi koşul altında oldu? ZTH dediğimiz empedansın karşılığı piyasadan elemanlar bulabiliyor musunuz? Eleman veya eleman topluluğu bulabilirseniz o zaman bunu sentezde kullanabilirim. Eğer yok ise o zaman da kullanamazsınız. Şimdi bir örnek verirsek daha iyi anlaşılır. Şimdi ZTH'ın burada reel kısmı 784. Şimdi eksi 784 olsaydı bu. Bu reel kısmını nereden gelecek piyasadaki elemanlar? Direnç elemanından gelecek. Bu J'li kısmı nereden gelecek? O da self ve kapasite elemanlarından gelecek. Çünkü self ve kapasitenin tanım bağıntılarında imajiner empedans var değil mi? Bu da direnç elemanlarından gelecek. Seri bağlıyım ise bu ikisinin toplamı gelecek. Şimdi eğer şuradaki 784 eksi 784 çıksaydı bunun piyasada karşılığı yok. Yani negatif dirençli eleman yok. O zaman ne oldu bakın? Bunu sentez amaçlı kullanamam. Yani bu TV'nin eşdeğerliğinden sentez amaçlı yararlanamam. Şimdi bakın ama pozitif çıkmış. Bu pozitif çıkmışlığı da bitmiyor. Şu tuttu. Peki 288 G var mı? Şimdi burada da frekans içerisine geliyor. O frekansla, değil mi? Şimdi bu kapasite elemanına karşı gelir. Böyle bir kapasite elemanı bulabilir miyim? Şimdi bunun frekansı ile kapasitesinin çarpımı 288 olan bir kapasiteyi piyasada bulabiliyorsanız işe yarar. Bulamıyorsanız o zaman ne oluyor? Çalıştığınız frekansa bağlı olarak bulabilirsin, bulamazsın çıkıyor. Bulamazsan o zaman da bu uygun bir sentezde kullanılabileceğim bir sonuç elde etmiyorum bu TV'nin eşdeğerliğinden. Ama bir de bulduğunuzu düşünün, o zaman elde edersiniz. Değil mi? Bulabildiğinizi düşünürseniz imajiner kısmını sağladınız. 784 onu da bulursunuz. Pozitif çünkü. O zaman bunu 6 elemanlı değil de işte 2 elemanlı gerçekleştirmiş olurum. Değil mi? Şimdi seri bağlayacağım ya bir dirençle kapasite. 2 elemanlı gerçekleştirebilirim. Şimdi en sonuncusuna gelelim. Yani TV'nin ortanın eşdeğerliğinin uygulanmasına ilişkin en son aşama. Bu TV'nin Norton eşdeğerliğinden yararlanarak maksimum güç teoremini gösterebiliriz. Bu size bırakılmış bir problem diye bakın buna. Şimdi maksimum güç şu, sol taraftaki devrenin ZL yüküne maksimum güç aktarabilmesi için sol taraftaki şu devrenin bir devrenin eşdeğeri ya, bu da yükü. Yüke yani devrenin maksimum güç aktarabilmesi için ZL ne olmalıdırın hesabını yaparsanız ZL'nin, ZTH'ın eşleniyor olması gerektiğini bulacaksınız. Şimdi bunu nasıl kanıtlarsınız? Tamam. Şimdi bu devrede ZL'deki gücü hesaplayınız. Ne cinsinden? Kaynak cinsinden ve ZTH cinsinden. Şimdi bulduğunuz o gücü ZL'ye göre türevini alıp eşittir 0 derseniz oradan ZL'ye ilişkin bir bağıntı bulursunuz. Oradan da ZL değerini bulursunuz ki bu ZL değerinin ZTH'a eşdeğer olacağını biliyoruz. Şimdi bu bir uygulama olarak siz yapın. Şimdi gelelim sadede. Şimdi ne anlattık derseniz bakın eşdeğerlik
Tevenin ortadan işlerinin ne olduğunu anlattık. Burada da uygulamalarını anlattık. Bu videoyu burada noktalayacağız. Tevenin eşdeğerliği de bitmiş olacak. Ondan sonra ideal trafo dediğimiz trafo ile ortak endüktans transformatörün ilişkin yeni bir elemanı tanıtacağız. Bu eleman da nerelerde kullanılıyor diye bir örnek vereceğiz. Deyip bunu noktalıyoruz.